Zaten alıştık biz bu patlamalara da, çatlamalara da. Nasıl iştir bu arkadaş ya? Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bombalı araç patladı. Olay saat 13 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki araç Reyhanlı Kaymakamlığı'na 750 metre mesafede büyük bir gürültüyle patladı. Sen bize akıl fikir ver, sabır ver ya Rabbi ya. Otomobil alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tam kafenin önünde geçiyordum. Eve doğru gidecektim. O an bir patlama yaşandı. Olayı gördüm ve durdum. Yerde insanların yattığını gördüm. Durduk ve baktık ne olduğunu. Sadece gördüklerimiz bunlar. Olay yerine tabii gelen ekipler ve polis araçları, ambulanslar bizi uzaklaştırdılar o olay yerinde. Şu an bildiklerimiz bunlar. Daha doğrusu ne olduğunda net bir şekilde bilmiyoruz. Olayla ilgili ilk açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı ve terör bağlantısına dikkat çekti. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. İlerleyen saatlerde ise Hatay Valiliği açıklama yaptı. Valilik açıklamasında seyir halindeki bir araçla meydana gelen patlamada araçta bulunan 3 Suriyeliden ikisi ölmüş, biri yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiği değerlendirilmekte olup olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgileri tespit edilmiştir. Araçta bulunan kişilerin tüm bağlantıları araştırılmaktadır ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da patlayan araçta bulunanların geçici koruma kapsamında Türkiye'de yaşayan Suriyeliler olduğunu söyledi. Geçici koruma kapsamında geçici kimliğiyle beraber Türkiye'de yaşayan Suriyeli. Ve ikisi hayatını kaybetti, öldü. Birisi de şu anda yaralı. Araç seyir halindeyken patladı. Yani ya içerisindeki EYP'nin zaman ayarıdır veya başka bir dış etken veya iç etkenden kaynaklanmıştır. Ama olayla ilgili tam soruşturma ve tüm bilgiler, veriler değerlendirildiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Etrafta herhangi bir hasar söz konusu değildir. En yakındaki arabada bile en ufak bir hasar söz konusu değildir. Ve ilgili tüm bağlantılarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar.